Berke Apak, 35 yıllık tecrübesiyle Öz Şimşek Lojistik Ceyhan'da hizmet vermekte. Öz Şimşek Lojistik olarak gemi tahliyelerimiz ve şehirler arası yük taşımacılığı faaliyeti hizmeti vermekteyiz. Tam Adana Televizyonu Ana Haber Bülteni'nden iyi akşamlar. Ben Hatice Nur Yılmaz. Tam Adana Gazetesi günler öncesinden Ankara'dan edindiği bilgileri Ceyhan kamuoyunda paylaşarak AK Parti'nin Ceyhan adayının Erol Kahraman olduğunu yazmıştı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ceyhan adayı Erol Kahraman olarak onaylandı. 31 Mart yerel seçimlerinde İYİ Parti'nin ilçe belediye başkanı olarak sandığa gidecek olan isimler belirlendi. Pozantı'da Adem Aydın, İmamoğlu'nda Mehmet Sert, Fethiye'de Yaşar Soylu, Sayınbeyli'de ise Mustafa Akdoğan ismi açıklanan belediye başkan adaylarıydı. İYİ Parti adına il başkanı Azime Koçacık, tüm adaylara başarılar diliyorum, sonu iyi olacak yorumunda bulundu. Cumhur İttifakı ve AK Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir, Adana Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Bekir Sütçü'yü ziyaret etti. Başkan Kocaispir, organize sanayi bölgelerini destekleyeceklerini sözünü verdi. Cumhur İttifakı ve AK Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir, Adana Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Bekir Sütçü ve yönetimini ziyaret ederek mevcut durum ve gelecek planları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette Sütçü, Başkan Kocaispir'in Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığını tebrik ederek başarılar diledi. Başkan Kocaispir'e Adana Organize Sanayi Bölgesi olarak yaptıkları çalışmaları anlatan Sütçü, sanayicilerin talep ve beklentilerini aktardı. Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde yerin 12.56 km altında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem saat 1.01'de AFAD tarafından kaydedildi. Şiddetli sarsıntı bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Depremle ilgili henüz hasar veya can kaybına dair bilgi paylaşılmazken yerel yetkililer durumu değerlendirmek üzere harekete geçti. Adana'da 26 yaşındaki bir genç kadın haftada 3 kez fizik tedavi gördüğü hastaneye rahat girip çıkabilmek için dikkat çeken bir yönteme başvurdu. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedavi gören Ceyse, daha önce temin ettiği bir yaka kartına dijital ortamda kendi ismini yazdırıp yine kendisine asistan doktor unvanı verdi. Ardından da renkli çıktı alıp hazırladığı yaka kartıyla hastaneye giriş yaptı. Hastane personeli bu durumdan şüphelendi. İhbar üzerine devreye Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler girdi. Genç kızı sorguya alan ekipler çelişkili yanıtlar üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kırsal kalkınma yatırımlarını destekleme programı çerçevesinde verilen hibelere başvurular devam ediyor.
Tarımsal ürünlerin işlenmesi başta olmak üzere yenilebilir enerji yatırımlarına kadar onlarca alanda 14 milyon Türk lirasına kadar %50 hibe verilecek. Kırsal kalkınma yatırımlarını destekleme programı çerçevesinde projelere başvurular 19 Şubat 2024 yılına kadar yapılabilecek. Hazırlanacak projelere %50 hibe bakanlık tarafından verilecek. Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçeoğlu, "Biz Adana yerelinde, Türkiye genelinde Türk tarımını bir adım olsa da daha ileriye götürme amacındayız," dedi. Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava Adana'nın kuzey ilçelerinde etkili olmaya başladı. Aladağ, Pozantı, Tufanbeyli, Sayınbeyli ve Feke ilçelerinde uzun süreden sonra ilk kez kar yağdı. Tufanbeyli ilçesinde esnaf olan Remzi Çakır, kara hasret kaldıklarını, yağan kar ile çok mutlu olduklarını belirtti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı verilere göre Adana'nın kuzey kesiminde yer alan ilçelerde kar yağışının yarına kadar devam etmesi bekleniyor. Tam Adana Televizyonu ana haber bülteninin sonuna geldik. Haftaya aynı saatte görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar. Ben Berke Apak, 35 yıllık tecrübesiyle Öz Şimşek Lojistik Ceyhan'da hizmet vermekte. Öz Şimşek Lojistik olarak gemi tahliyelerimiz ve şehirler arası yük taşımacılığı faaliyeti hizmeti vermekteyiz. Özel gününüzde yanınızdayız. Akel Abiye ve Gelinlik, 2023 yılına damgasını vuran en şık ve en zarif modelleriyle Abiye, gelinlik ve aksesuarlarını en uygun fiyat ve en bol çeşitleriyle bizden kiralayabilirsiniz. Akel Abiye ve Gelinlik, Burhaniye Mahallesi, Mehmet Şerif Yiğit Sokak, Özsoy Apartmanı 6, Ceyhan, telefon 0543 575 9606.